3, 2, 1, başlat. Umgadi. Burası neresi Umgadi ya? aynen. Oo. Çok güzel gözüküyor oğlum. Umgadi are warrior priestesses, selected from the firstborn daughters of Outworld. Sin... Limey mi o? From infancy, they are trained to defend the royal family. I will Limey. prevail, Earthrealmer. This fight is more important to me than you can Limey değil ever oğlum. know. Limey geldi. Limey used to lead Limey. Umgadi. Ve Limey. It was on her watch that the princess's father was murdered. O ne? Surrender if you wish to remain unharmed. Oğlum. Let us pass, Tanya. The Emperor's family Tanya. Are you so easily taken in by lies? Let's see if you still fight like an Umgadi. Tanya'ya bak. My edge hasn't dulled, Tanya. İnanılmaz Tanya'ya bak. Once again, you prove incapable of protecting the royal house. O abi çok inanılmaz bu arada. Are you unwell, princess? I am fine, Tanya. Amelina'nın hastalığı. We must keep your secret. With Liu Kang's help, maybe they'll find a cure. If he could have helped, he would have done so by now. Baraka. Tarkatan da var. In time, it will turn us all into bloodthirsty monsters. Death is our only release. Çok iyi duruyor Baraka. Barakan tasarımı ilk defa güzel olmuş bu arada. Baraka'ya bak. O ne abi, o ne? Bu harika da muazzam bu arada. Boro'ya bak. Tanya inanılmaz duruyor. Bu kim? Darius mu? Muhtemelen Darius. Boraka'ya bak abi. Bu ne? Tanya'nın teyitleri. Priestesses, in my heart, I am still Umgadi. I will always honor my vows. Umgadi. Beytullah'a bak. Oha. Çok iyi iş oğlum bu. Bu ne? Darius abi. Abi Darius ne alaka? Bu ne? Hayatımda daha yaratıcı bir dönüşüm görmedim ben. İnanılmaz. İnanılmaz bir bara. İnanılmaz eğlenceli bir fatalite olmuş bu arada. Abi bir saniye, bir önce bir şok. Ben bir hemen bir elimi yüzümü yıkayayım mı? Çok sıcakladım. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Barakayı bir daha alabilir miyiz? Nerede kalmıştık analizde? İşin şakası, dün gece biraz ben böyle fazla yoruldum. 4-5 saat canlı yayın sürdü. Analizi daha sağlam kafayla yapmak istedim. Videonun izlediğiniz ilk kısmı reaksiyon ve tepkilerimle ilgiliydi. Burada yani neyi gördüm, nelere dikkat edebildim, ne kadar ilk izlenimimde. Şimdi biraz daha böyle analizli ve geri kalan durumda, yani roster'da neler olabileceğini bize göstereceğine dair yorumlarda bulunacağım. Videoyu da ve karakter tasarımlarını daha net anlayacağım. Videoyu başlatayım. Biraz durdura durdura izleyelim birlikte. Bu arada Edenya, yine bildiğimiz gibi biz izlerken Umgadi'yi sandık. Edenya acaba Umgadi adını mı aldı dedik ama Umgadi aslında Limey'in de Tanya'nın da içinde bulunduğu bir topluluğun adı. Umgadi are warrior priestesses, selected from the firstborn daughters of Outworld. Ben Limey'in tasarımını, yani evet sade ama ben bilmiyorum, Limey'i çekici buldum ki movesetlerini daha sonra tek tek baktım. Ben çok beğendim Limey'i. Bekliyordum da çünkü Mortal Kombat X'in storiesinde de gözüken bir karakterdi ve bence artık olması gerekiyordu. Gayet de hoş olmuş.
From infancy, they are trained to defend the royal family. I will prevail, Earthrealmer. This fight is more important to me than you can ever know. Li Mei used to lead the Umgadi. It was on her watch that the princess's father was murdered. Bir dönemler Li Mei, Li Mei'nin Umgadi'ye bulunduğunu Umgadi'de şey, çocukluktan yetiştirilen, kraliyet ailesini korumak için yetiştirilen kadınlar diye geçiyor. Ama Li Mei bu yönetimdeyken, yani aileyi koruyorken kralın öldürüldüğünden bahsediyor. O yüzden sanki uzaklaşmış gibi bundan. Burada Tanya'yı da görüyoruz. Şu an Umgadi aslında Tanya, yani Umgadilerden biri ama burada koruyucu, ailenin koruyucu. Ve arkada Chameleon vari, bilmiyorum NPC diye mi çok o şey yapmadılar, dikkat etmediler ama Chameleon mı acaba dedik. Tasarımı ve movesetleri ben Li Mei'ye çok beğendim ama böyle bir tık Sindel'i andırıyor. Sindel'in renkleri, movesetlerini ben hala söylüyorum, yine söyleyeyim. Ben Sindel'in oyunda olacağını düşünüyorum. Sebebi de şu, az sonra çok net de geçecek. Neyse, onu orada göstereyim. Tanya'nın tasarımını ben burada sadece şu an tasarımını hiç beğenmedim. Bilmiyorum, Tanya yani çok olmamış ya ve karakterleri biraz sanki yaşlı yapmışlar. Ya Tanya mesela baktığınızda burada dikkat etmemiz gereken Li Mei Impress diyor. Yani İmparatoriçe'den bahsediyor. Şimdi bu aklımızda kalsın. Neden ben Sindel'in hala olabileceğini düşünüyorum. So like bu arada burada biz çok kısa geri alacağım. Çok kısa geri alacağım. Bu da değil. Şu ayrıntıya dikkat edin. Tanya'nın gameplay'inde muhtemelen buff ya da bu mesela Johnny Cage ve Tenshi hatırlarsınız, farklı gameplay'ler sunuyordu oyunculara. Burada da öyle bir durum var. Yani Tanya bu gözlerini yaptıktan sonra arkasında bir şekil belirecek. Bakın, dikkat edin. Şu an çok net gözüküyor. Farklı bir durumu olacaktır Tanya'nın da. Tabii gameplay'ini görünce daha net anlayacağız. Yalnız movesetleri inanılmaz iyi. Çok güçlü bir zoner olacak. Mesafesi çok fazla çünkü. Şimdi burada Tanya Milena'yı prenses diyor. Yani bu bana gösterir ki bu oyunda Sindel var. Ama şuna emin olamıyorum. Acaba oynanabilir mi? Belki de bir Sindel'i şimdi hikayelere baktığımızda biz Milena'yı veliaht görüyoruz ya. Acaba Sindel çok mu yaşlı? Böyle bir şey de gelebilir karşımıza. Ama ben hala ümidimi Sindel'in olacağına yönelik tutuyorum. For you to hold the throne, we must keep your secret. With Liu Kang's help, maybe they'll find a cure. Ve Baraka. He would have done so by now. Baraka ile ilgili benim en çok yaptığım eleştiri önceki oyunlarda şuydu. Bence normal sıradan bir Tarkatan'dan çok farkı yoktu. Yani görüntü olarak da, tip olarak da böyle bir bana bir komutan havası katmıyordu ama bu oyunda Baraka'ya gerçekten böyle bir general şeyi vermişler. O benim çok hoşuma gitti. Çok belli. Hatta Baraka'nın bir pozu, şu pozundan ya Baraka'nın dövmesi var bu arada. Baraka'nın normal muhtemelen önceden bir general ya da bir durumu var. Ben öyle hani bu hastalığı kapmadan önce. Yani önemli bir kişilik ve bu kişiye ve farkındaysanız diğerleriyle farklı bu sefer. Daha farklı. Bu ayrıntı benim Baraka konusunda çok tasarım konusunda hoşuma gitti. Gameplay zaten inanılmaz duruyor Baraka'nın. Yani az sonra başlayacak. Aynı Mortal Kombat 11 pozuydu. Ve efektlere de bayıldım. İnanılmaz. O Blade'lerden çıkan efektler harika duruyor. Burada mükemmel bir setup var bu arada. Projectile atıyor. Storm. Çok güzel. Tanya'nın perisi bu arada. Burada bir peri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Özür dilerim. Burada bir peri yapıyor ve yukarı ışınlanıyor. Bu peri şeyde Injustice 2'de Enchantress'te vardı. Çok
da hani birebir neredeyse aynısı. Daha farklı da yapabiliyorsun. Belki burada da öyledir. Burada Peri'ye karşılık veriyor. Ve benim trailer'da en anlamadığım kısım Darius hiç beklenmiyordu. Olmazı da olurdu ama Darius cameo olarak geldi. Baraka inanılmaz duruyor. Ve Kate Lobo. Tanya'nın in my heart I am still Umgadi. I will always honor my vows. Bu da Li Mei'nin Fatal Blow'undan bir görüntü. Çok güzel ya. Harika. Yeni getirdiğiniz karakteri de hemen fatality yaptırmazsınız yani. Gidin ne bileyim Liu Kang'e Liu Kang'e yaptırın. Bu da Rey. Bu arada bu görüntü, yani şu fatality benim Mortal Kombat evreninde gördüğüm en eğlenceli fatality. Böyle İnşallah yerken böyle demeyiz Lime'ye karşı ama. Yani şöyle genel toparlayacak olursak, biraz öz bahsettim. Bence ben tasarımlarda bir tık geri kaldıklarını düşünüyorum. Baraka'yı ayrı tutuyorum. Ben Lime'in tasarımını beğendim ama daha iyi olabilir miydi kısmına kesinlikle evet. Şöyle bir fark var. Mortal Kombat X'ten 11'e geçerken tasarımlarda mükemmel bir atlama var. Ama ben Mortal Kombat 11'den 1'e geçerken bu mükemmel atlamayı göremiyorum. Shang Tsung'u bu arada çok iyi. Shang Tsung çok ayrı. Ama bazı karakter, hani evet tasarımlar iyi ama daha iyi olabilir mi kısmı kesinlikle evet. Belki oyunun çıkışında bunlar değişir. Li Mei tasarımı beğendim ama daha iyi olabilirdi. Moveset'i çok güzel duruyor. Sindel'i çok andırıyor. Bilmiyorum Sindel'in yerine mi geçer ya da Sindel olur mu? Ben kalbimde hala Sindel olacağını düşünüyorum. Tanya inanılmaz bir moveset, inanılmaz bir gameplay ve zoning kısmında çok iyi duruyor. Perisi de var, yani o elindeki sopa mı diyeyim artık, inanılmaz bir range'i var, çok beğendim. Ama tasarım çok kötü bence. Ben hiç beğenmedim Tanya'yı. Daha iyi beklerdim açıkçası. Yani görünüş olarak umarım customization'la birlikte bu sorun çözülür. Yani biz Tanya'yı böyle getirdiler ama bu işin içinden çıktık gibi deriz. Baraka benim için, yani Mortal Kombat 11'de Baraka'ya benim olan tutumumu bilen insanlar izlerken bir şaşırır. Çok iyi olmuş. Oynanışı da çok iyi. Yani çok merak ediyorum. Yani Mortal Kombat 11'de Baraka'dan kaçıyordum ama belki bu oyunda Baraka oynayabilirim diyeyim. Yani genel olarak böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Muhakkak görüşlerinizi bildirin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.